Merhaba. Diyelim ki sokakta yürüyorsunuz ve böyle hasta birine rastlıyorsunuz. Durmadan öksürüp hapşırıyor. Haline üzülüyorsunuz çünkü çok kötü görünüyor. Büyük ihtimalle kötü de hissediyor. Tabii onun haline üzülürken bir taraftan da bu kişiden hastalık kapmamanın yollarını da düşünürsünüz değil mi? Peki hasta biriyle karşılaştığımızda hastalığın bize bulaşmaması için neler yaparız? Bunun için öncelikle çevremizle somut bir şekilde nasıl etkileşime geçtiğimizi düşünelim. Genellikle dokunma yoluyla öyle değil mi? Günlük hayatta üzerimizde giysiler, ayağımızda da ayakkabı olur. Ancak ellerimiz genelde hep açıktadır ve sürekli bir şeylere dokunuruz. Sonra da sağa sola dokunduğumuz ellerimizle ağzımıza, gözümüze, yüzümüze dokunuruz. Bu durumda Hastalıktan korunmanın yani gribi önlemenin ilk yolu ellerimizi sık sık yıkamaktır. İşte bu yüzden çevremizden sürekli ellerimizi yıkamamız gerektiği mesajını duyarız. Hastalığı önlemek için dikkat etmemiz gereken bir başka şey ise yüzümüze dokunmamaktır. Özellikle de gözümüze, burnumuza ve ağzımıza. Çünkü virüsler vücudumuza buralardan girer. Hı? İkisi de gayet işe yarar öneriler, öyle değil mi? Evet, peki başka neler yapabiliriz? Eğer mümkünse hasta olan kişiden uzak durabiliriz. Araya biraz mesafe koyabiliriz. Bu da başka bir strateji. Tabi bu her zaman mümkün olmayabilir, ama eğer mümkünse mesafeyi korumakta gerçekten fayda var. Son olarak da ki bu videonun ana konusu bu aşı olabiliriz. Evet, hastalıktan korunmak için aşı olabiliriz. Şimdi herkesin grip aşısı hakkında iyi kötü bir fikri olduğunu biliyoruz. Hastalığı önlemek için yapabileceklerimizi sıraladığımız bu listede grip aşısının hastalığı önlemede en etkili yol olduğunu söyleyebilirim. Aşı olmaya karar vermeden önce eleştirel bir şekilde düşünmeniz çok normal örneğin aşının işe yaradığına dair kanıt olup olmadığını sorgulayabilirsiniz ya da grip aşısının hastalığı daha kötü hale getirip getirmeyeceğini merak ediyor olabilirsiniz. Bu noktada aşının çalışma mekanizması hakkında konuşmamız faydalı olabilir. Evet şimdi grip aşısı üzerine yapılmış araştırmalardan şimdiye kadar öğrendiklerimizi size sunmak istiyorum. Michigan Üniversitesi'nden bir grubun Aşının faydalı olup olmadığı üzerine yaptıkları ile başlayalım. Bu soldaki enjektörün içi tuzlu suyla dolu. Aşıyla aynı görünümde fakat hiçbir etkisi yok. Buna plasebo da dendiğini duymuş olmalısınız. Diğer taraftaki enjektörün içinde ise grip aşısı var. İkisi de dıştan aynı görünüyor. Ama bu sağdaki enjektörün içi ölü yani inaktif virüslerle dolu. Canlı virüs farklı yöntemlerle etkisiz hale getiriliyor. Önceki videolardan virüsün görünümünü hatırlarsınız. Dışında bir zarf var ve içinde de RNA var. Virüsü bu haldeyken alıyorlar ve farklı yöntemler kullanarak inaktif yani etkisiz hale getiriyorlar. Biz insanlar nasıl ölünce bir daha hayata geri dönemiyorsak aynı durum virüsler için de geçerli. Bir kez ölü, yani etkisiz hale gelince sonsuza kadar bu halde kalıyorlar. Bu çizdiğim virüs ölü halde, yani inaktif. Bu virüsü alıp aşıya koyuyorlar. Evet, işte grip aşısının içinde bulunan virüs bu. İki grup insana iki farklı şey enjekte edilecek. Biri soldaki tuzlusu, diğeri ise grip aşısı. Bu çalışmaya yüzlerce insan dahil edilmiş ama size sadece temsili bir dilimi göstereceğim. Diyelim ki burada 100 kişi var yani her kare bir kişiyi temsil ediyor. Bu tarafta da bir başka 100 kişilik grup var. Buradaki kişilerden hiçbiri onlara ne enjekte edileceğini bilmiyor. Ya tuzlu su ya da grip aşısı enjekte edilecek ama hangisi olacağından habersizler. Bu arada bu kişiler 18 ve 49 yaşları arasında genç ve sağlıklı yetişkinler. İki grup, her bir gruptaki kadın erkek oranı ve yaş dağılımları açısından da oldukça benzer. Bu iki gruba tuzlu su veya grip aşısı enjekte ediliyor. Ve dediğim gibi gruptakiler kendilerine hangisinin enjekte edildiğinden habersiz. Bu kişilerden sonraki 6 ay boyunca, grip mevsimi boyunca grip oldukları zamanların kaydını tutmaları isteniyor. Grip olanları burada kırmızıyla göstereceğim. Grip olduklarından emin olmak için test yaptırmaları gerekiyor. Burada sadece PCR testi sonucuyla grip oldukları doğrulananları gösteriyorum. Bunu PCR onaylı olarak belirtebiliriz. Buraya da yazalım. Evet. Kırmızıları sayabiliriz. Sol taraftaki tuzlu su enjekte edilen 100 kişilik grubun %10'luk bir kısmının grip mevsiminde gribe yakalanmış olduğunu görüyoruz. Gelelim sağ tarafa. Yani grip aşısı enjekte edilen gruba. Bu grupta da grip olanlar var. Grip aşısı ile ilgili bilmeniz gereken ilk şey, grip aşısı sizi gripten %100 korumaz. Ama tabii ki iki grup arasında bariz bir fark olduğunu da söyleyebiliriz. Tuzlu su enjekte edilen grupta 10 kişi grip olmuş, grip aşısı yapılan grupta ise 100 kişiden sadece 3'ü grip olmuş. Tabi burada yine PCR testi sonucuyla grip olduğu doğrulanmış hastaları sayıyoruz. Peki bu bize neyi anlatıyor? Bu iki farklı sonuçtan nasıl bir anlam çıkarabiliriz? Bu noktada aşı etkinliği teriminden bahsetmemiz gerekiyor. Yani aşının hastalığı önlemede ne kadar etkili olduğundan. Bu terim bazı yerlerde AE olarak kısaltmayla da karşınıza çıkabilir. Peki bir aşının etkinliği nasıl hesaplanır? Bakalım. Önce tuzlu su enjekte edilip hastalananların oranından grip aşısı olup da hastalananların oranını çıkarırız. Yani 10 bölü 100 eksi 3 bölü 100. Daha sonra da bunu aşı olmayan grubun oranına böleriz. Yani 10 bölü 100'e. Hadi işlemi biraz basitleştirelim. Üstteki işlemden elimizde 7 bölü 100 var. Bunu da 10 bölü 100'e bölüyoruz yüzler birbirini götürür ve elimizde 7 bölü 10 kalır. Bunu yüzde olarak belirtmek için 7 bölü 10'u yüzle çarparız ve yüzde 70 elde ederiz. Sonuç olarak bu çalışmaya dayanarak aşının etkinliğini belirleyecek olursak grip aşısının yüzde 70'lik bir etkinliği olduğunu söyleyebiliriz. Bu sonuca nasıl ulaştığımızı gördünüz oldukça basit değil mi? Sadece iki grubu birbiriyle karşılaştırdık. Grip üzerine yapılan birçok çalışma var. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin elde ettiği verilere göre grip aşısı %60 ile 70 arasında bir etkinliğe sahip. Evet, şimdi elimizdeki bu bilgiyle üstteki örneğimize geri dönelim. Grip'ten korunmak için neler yapılabilir? Onlardan söz etmiştik ve listelemiştik. Şimdi Etrafımı saran böyle bir koruma kalkanı olduğunu varsayalım. Morla çiziyorum. Etrafımı saran bu kalkan beni mikroplardan koruyor. Mikroplar geliyor ve kalkan engelini aşıp bana ulaşamıyor. Eğer %100 bir aşı etkinliğinden bahsediyor olsaydık, hasta olma ihtimalim söz konusu bile olmazdı. O zaman bu varsayımımız doğru olabilirdi. Ama bunun doğru olmadığını gördük. Grip aşısı %60 ile %70 arasında bir etkinliğe sahip. O yüzden de bu şekli biraz değiştirmemiz gerekiyor. Hiçbir şekilde nüfuz edilemez görünen bu kalkanı birkaç noktasında delik olan bir şekle dönüştürüyorum. E, şekil bu haldeyken mikroplardan bazıları artık girebilir değil mi? Ama büyük çoğunluğu da kalkana toslayıp giremeyecek. Yani hala mikroplara karşı korunuyorum. Fakat sadece küçük bir kısmı içeri nüfuz edip hasta olmama sebep olabilir. Sonuç olarak tüm bu hastalıktan korunma yollarına baktığımızda en etkili yol aşı olmak. Ama bunu tek başına yeterli olarak görmemeliyiz. Bir bütün halinde tüm yöntemleri uygulamalıyız. Ellerimizi sık sık yıkamalı, elimizi yüzümüze götürmemeye dikkat etmeliyiz ve hasta insanlarla mesafemizi korumaya da özen göstermeliyiz. Hoşçakalın.